kağıdı gibi o ifadelerle yaklaşarak o sahneyi birlikte de paylaştık. Yani Kayahan ve Nilüfer'le ve sevgili İpek'le ve tabii güzel kızıyla birlikte o sahneyi paylaştık. Bu benim için hayatımda unutamayacağım çok özel bir gecedir. Onun için Kayahan'ın ve ailesinin benim de hayatımda özel bir yeri var. Herkesin olduğu gibi. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak birinci yılında sevgili İpek Açar'ın öncülüğünde gerçekleşen bu projenin yani Kayahan'ı doğum gününde, ölüm yıl dönümünde hepsi bir bütün olarak her yıl işte onu sevenleriyle, dostlarıyla, onun dinleyicileriyle buluşturacak bir projeye imza atıyoruz. Bunun birinci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmıştık. Biz de eşimle beraber yine yalnız bırakmamıştık, oradaydık. Bu sene biz Beşiktaş Belediyesi olarak yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bu akşam hakikaten keyifli bir akşam geçireceğiz. Sevgili biraz önce Murat Bey'in de dediği gibi ilkini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştirmiştik. İkincisini de şimdi Beşiktaş Belediyesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Aslında bu benim çok arzu ettiğim bir şeydi ve senenin en özel konserine hazırlanır gibi hazırlandık. Hakikaten bizim için bu en özel gün. Ben bunun gelenekselleşmesini çok arzu ediyordum. İyi ki doldun Kayahan konserlerinin. Çünkü ölüm yıl dönümünde anmanın çok farklı bir hüznü ve bizim için çok farklı bir duygusu oluyor. Ama yaş günlerinde anmak aslında yaşanmışlığı kutlamak, onun bize bıraktığı değerleri kutlamak, hayatı boyunca sevginin peşinden koşmasını, adam gibi adam olmasını, Anadolu çocukluğunu kutlamak aslında. Allah sevgisiyle Atatürk sevgisine aynı kalbe sığdırabiliyorum diye anlatan fikirlerini kutlamak şarkılarıyla birlikte. Ben tüm katılan sanatçı dostlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel ve özel bir günde bu duyguları bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle Murat Bey'e gerçekten gönülden teşekkür etmek istiyorum. Son konserden sonra yeri bizde gerçekten ailece ayrıdır babamın 14 Şubat o Beşiktaş'taki en güzel ve en son konserinden sonra. Böyle bir güzel organizasyonda böyle değerli insanlarla birlikte olmak gerçekten çok özel. Babamın... İnşallah bizi Allah katından oradan görüyordur. Onun bize bıraktığı mirası yani müziği, onun müziğini ve onun dünya görüşünü elimizden gelince yürüteceğiz. Her sene bu konserleri yapmak istiyoruz ve bizden sonra gelecek müzisyenlere de bunları aktarmak istiyoruz. Kendisiyle de tanışma imkanı, çalışma imkanı, şansı bulabilmiş bir sanatçıyım. İşin kısası hep beraber hoş geldik. Çok büyük bir yüreğin yaş gününü kutlayacağız bugün. Evet o burada. Öyle hissediyorum ben de. Çok güzel bir konser olacak. Bir müzik adamı ki ben bunu defalarca söyledim, Türkiye'nin müziğini yapan bir adamın arkasından ancak müzik konuşulabilir, ancak müzikle anılabilir. Bir doğum günü partisi ancak bu kadar güzel olabilir. Hepimiz çok heyecanlıyız, bir parça çorbada tuzumuz olacak diye. İyi ki doğdun Kayahan demek istiyorum, başka da söyleyecek bir şey yok. Kayahan gerçekten Türkiye'nin en güzel değerlerinden biriydi. İnşallah bu konserleri onu anma adına, Kayahan'ı yaşatma, şarkılarını yaşatma adına bu konserleri sürekli hale getiririz. Ben bir insan düşünün ki bedeni artık göçmüş olabilir ama şarkıları hep bizimle, hep hayatımızın içinde. Müzik dinlemeye gittiğimiz her yerde mutlaka onun şarkıları çalınır, söylenir. Bundan daha büyük bir ödül var mıdır? Eğer bir sonraki dünyadan bir bakış varsa buraya, ki ben olduğuna inananlardanım. Zannediyorum çok gururlanıyordur. Bu gece de ona armağan olsun. İyi ki doğmuş Kayahan abimiz. Milyonlarca insanı bir araya getirmekte çok ustaydılar gerçekten. Müthiş şarkılardı. O zaten dünya var oldukça sonsuza değil.